Gelelim Serdar Ortaç'a. 48. yaş gününü kutladı. Serdar Ortaç, o geceye gidiyoruz. Bir restoranda romantik akşam yemeği yedi. İkili eğlence sonrası kameraların karşısına geçiyor. Hanım sürpriz yaptı işte, getirdi beni. Nasıl geçti? Eğlendik. Serdar Bey. İyi geçti. Serdar Ortaç'a yaşını sorduğumuzda ise ünlü çiftten esprili bir yanıt alıyoruz. O 18 oldu. 30 yaşında. 30. 25 değil mi? Ya. Yaşla ilgili problemimiz olmadı. Aşkım Brad Pitt şey 54 yaşında yani. Okay. Düşün. 54 ama sen 30'sun. Tamam ben 30. 30. Ben yaşlanmıyorum. Peki eşi Chloe Serdar Ortaç'a yeni yaşı için ne hediye aldı? En büyük hediye hanımın kendisi bence. Bir şey almadı. Kendisini... Ben her sene yani kalkıyorum, güller tabii, alıyorum, tabii. Çikolata alıyorum, pasta yapar, alıyorum. Yapar yapar. Onlar, onda çok önemli özel günler ben vallahi. Her sene bunu yapacağım yani böyle. Ünlü şarkıcının sevgililer gününde yaptığı sürpriz çok konuşuldu. Serdar Ortaç eşinin arabasına farklı dillerde yazdığı "Seni seviyorum" notlarını yapıştırmıştı. Ben bir tane yaptım, o 30 tane yaptı. Ben bir tane, o 30 tane sürpriz yaptı. 30 taneye bedel de ama abi. Kaç tane, kaç dilde? Yani bir tek seni seviyorum yazdım işte bir sürü dilde. Ben valla şok oldum. Çünkü normalde ben hep sürpriz yapıyordum. İlk defa kocam çok çok güzel bir sürpriz yaptı bana. Yakın zamanda barıştığı eski dostu Ebru Gündeş doğum gününü kutladı mı diye soruyoruz. Aldığımız cevapsa kafaları karıştırıyor. Kutlamadı ama kimse bilmiyordu ki biz karı koca geldik. Çok bir mesaj olarak. Biz yemek yedik. Aradı mı gibisinden. Vallahi dargınlık yok. Evet evet evet. Vallahi dargınlık yok. Tarkan'ın sosyal medya hesabından baba olduğunu duyurduğu video hatırlatılıyor. Chloe soruları yanlış anlayınca sinirlerine hakim olamıyor. Çekti. Başladı geri. Çok kızacağım. Tamam hadi hadi otur. Araba burada. Tamam. Abi sevinçliyken ne yapacağı belli olmaz insanın. Ha, çok sosyal medyada çok konuşuldu, hatta videoları çekildi üzerine. Sevinçli abi adam yani. Chloe dese ki bana... Ama bir şey söyleyeceğim. Millet sırf çocuk, yani çocuk için yaşamıyorlar. Ben kocamı çok seviyorum. Beraber çok mutlu yani yaşıyoruz. Yani sadece çocuk Allah için yaşamıyoruz. Olacaksa olacak, olmayacaksa olmayacak. Yani öyle. Onu sormadı. Tarkan'ın baba olmasıyla ilgili konu. Onu sormadı. Tarkan'ı diyor. Tarkan. Ama ne gerek var? Tamam bir şey yok hadi. Bugün sinirli gününde. Bugün yok hayır, hep ne zaman baba olacaksın diye soruyorlar ya. Tebrikler. Onu sormadı. Hadi Koko. Tarkan sevinçliydi ve yaptı. Bana dese ki hamileyim yarın, ben masanın üzerine çıkarım. İstiyor bu çocuk ya. Evet, Serdar Ortaç çok istiyor çocuk. Chloe biraz daha zaman var diyor anladığım kadarıyla. Biraz da çocukla ilgili soruları artık sıkılmaya başlamış. Sıkılmaya başlamış ama artık maalesef. Olması lazım. Neden? Çünkü 48 yaşında 48 ya. 48 yaşında abi Serdar. Çocuğunun büyüdüğünü göremeyecek yani, yani. Allah Allah. Adam hani zaten bir hastalıkla uğraşıyor. 50 yaşına evet. Geliyor. Sen de yani niye bu adamı sevmiyor musun? Kaç yaşında Chloe de? 25-26 kaç? Evet evet o civarda canım. Tamam artık çocuk da yapabilecek yaşta. Hani bu bu kadar da şey değil. Adam çocuk istiyor yani. Evet. Biraz daha o konu artık aile olmak Chloe, istiyor. Chloe belki de evlilikten aradığını mı bulamadı? Yani sonuçta Türkiye'de bir popstarla evlendi. O da kendi ülkesinde bir modeldi. Tıpkı Emine Sandal'a benzetiyorum. Şimdi Türkiye'de orada bir şey yapamıyor. O kendi ülkesinde model değildi. Değil miydi? Hayır. Türkiye'de model oldu. Burada o da. Model oldu. Hmm. Buraya zaten geldi. Zaten Serdar Ortaç'ın klibinde oynamaya gelmişti biliyorsun. Evet. Yani ben onları ilk gördüğümde de ay bu zaten... İskoçyalı, İrlandalı, İngiltere'de evet. Bilmem ne olan insan niye buraya model olmaya gelsin ya? Evet. Orada oldun mu zaten? Zaten dünya çapında dünya oluyorsun. Dünya çapında oluyorsun. Ne alakası doğru. Var? Yani ben ilk onları gördüm. Küçücük bir kız beraber işte alışveriş yapıyorlardı hatta. Bir işte alışveriş merkezi var. Birlikte gördük falan. Sohbet ettim ben Serdar'la. Serdar bir de kıymet de veren bir adamdır. Gerçekten. Yani artık hani evliliğiniz... Çok seviyor karısını. Çok seviyor karısını. Ve gerçekten üstüne de titriyor ve mutluluğu çok hak ediyor artık. Evet. Zaten belki de bu hastalığı da böyle atlatacak. O da morale ihtiyacı var. Çapkın bir adamdı. Evlendikten sonra en küçük bir dedikodusu bile duyulmadı. Asla. Serdar Ortaç'ın. Onu da unutmayalım. Asla. Yani evet. O yüzden yani artık hani hakkı. Hani Chloe de... Gerekeni yapsın diyorsun. Bak yani masanın üstüne çıkarım diyor. Artık.